Herkese merhaba. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu videomda siz değerli izleyicilerime mavi ekran hatasını 11 farklı yöntemle çözmeyi göstereceğim. Şu ana kadar bu konuyla ilgili internet üzerinde yayınlanan en kapsamlı içeriği çekiyorum diyebilirim. Aşağıdan kanalıma abone olarak bildirimleri açarsanız beni mutlu etmiş olursunuz. Hemen videomuza geçelim. İlk olarak kısaca sizlere mavi ekranın ne olduğundan bahsetmek istiyorum. Çünkü bir problemin ne olduğunu anlamazsak onunla yeteri kadar mücadele edemeyiz. Öncelikle mavi ekran bilgisayarınızın size vermiş olduğu bir mesajdır. Yani bilgisayarınız size diyor ki ben şu an bozulabilirdim fakat bozulmamak için kendimi kapatıyorum. Bu hatayı sana veriyorum. Hatayı çözemiyorum. Sen benim yerime çöz. Bozulmama engelle diyor. Yani biz bunu farklı yöntemlerle hizmetleri kapatarak vesaire bunun çıkmasını engellersek problemi çözmüş olmayız. Sadece bu paneli engellemiş oluruz ve problem devam eder. Bu yüzden sağda solda gösterilen işte hizmetleri kapatarak vesaire mavi ekranı engelleme yöntemini kullanmayın. Tabi son yıllarda görmedim ama geçmişte vardı. Hala varsa onları yapmayın arkadaşlar. Bilgisayarınızda kalıcı bir hasar bırakırsınız. Mavi ekranın amacı bilgisayarımızın problemini çözmektir. Yani bilgisayarımızın bize bir mesajıdır. Mavi ekran yazılımsal ve donanımsal olabilir. Yani bu iki kaynaktan da gelebilir. Biz bu videoda her iki kaynağı da değineceğiz. Öncelikle sizlere şunu söylemek istiyorum. Eğer bilgisayarınız garanti kapsamındaysa kesinlikle hiç uğraşmayın. Direkt bilgisayarınızı garantiye gönderin. Biz millet olarak bu garanti işine pek dikkat etmesek de ürünü satın alırken garantisiyle birlikte satın alıyoruz arkadaşlar. Yani şu an garantisi ürünün olmasa yaklaşık 2-3 bin lira daha ucuza alabilirsiniz. Fakat biz garantisiyle satın alıyoruz ve o fiyatı ödüyoruz. Bu yüzden garantiyi sonuna kadar kullanın hiç çekinmeyin. Onlar bilgisayarınızı tamir etmek zorundalar. Şimdi adımlarımıza geçelim. İlk olarak eğer kasalı bir bilgisayar kullanıyorsanız bunun olma ihtimali birazcık daha yüksek. Bilgisayarınızın donanımı ısınmış olabilir arkadaşlar. İşte az çalıştırdım, yarım saattir çalıştırıyorum vesaire demeyin. İşlemcinizin vesaire ısınması az çalıştırmanızla çok çalıştırmanızla alakalı değil. Tabii ki o etkenler de mevcut fakat çoğu ona bağlı değil arkadaşlar. İlk adım olarak bilgisayarımızı bir yarım saatliğine soğumaya bırakıyoruz. Bu laptop ise farklı bir odaya koyabilirsiniz. Hava alacağı bir yere. Tabii ki çok soğuk bir ortama koymayın. Eğer kasalı bilgisayar ise odayı hafif bir havalandırabilirsiniz. Veyahut da bulunduğunuz il soğuksa sadece kasanızı hava alacak bir yere koymanız yeterlidir. Yani odanın ortasına koyabilirsiniz. Hani duvar kenarında falan kasanız bulunuyorsa. Kasalı bir bilgisayar kullanıyorsanız içine toz kaçmış olabilir yani tozlaşmış olabilir. Sonuçta fanlar çalışırken içeriye toz çekiyorlar. Hazır çıkartmışken kasamızı tozları da bir süpürge yardımıyla çekersek güzel olacaktır. Veyahut da kasanızı açıp temizleyebilirsiniz. Herhangi bir şekilde ıslak bez vesaire sürmeyin. Laptop kullanıyorsanız bunu yapmanıza gerek İkinci adım olarak RAM'lerimizle oynayacağız arkadaşlar. Çünkü bu hata çoğunlukla RAM'lerden kaynaklanabiliyor. Özellikle yeni bir RAM aldıysanız veya sonradan RAM'inizi çıkartıp taktıysanız bunlar olabilir. Kasalı bir bilgisayar kullanıyorsanız kasanızı açın ve anakartınızın üzerinde böyle RAM slotları ve RAM'ler olacak. RAM'leri arkadaşlar bir çıkartıp takın. Slot değiştirebilirsiniz. Yani fazladan RAM slotu varsa değiştirmenizi öneriyorum. Otururken zaten böyle tık diye bir ses çıkartıyor. O sesin çıkmasına dikkat edin. Çok fazla baskı uygulamayın arkadaşlar. RAM'ler hassas parçalardır. Zarar verebilirsiniz. Sakin bir hareketle RAM'i çıkartıp geri takın. Tabii ki laptop kullanan arkadaşlarım bunu yapmasına gerek yok. Masaüstü bir bilgisayar kullanıyorsanız, kasalı bir bilgisayarınız varsa bunu yapmanızı öneriyorum. Üçüncü adım olarak arkadaşlar aldığımız hatayı çevirmişi aratabiliriz. Bu basit görünebilir. Her yerde söyleniyor diyebilirsiniz. Fakat gerçekten çözümün ana kaynağını bulabileceğimiz bir yöntem. Yani emin olun siz bilgisayarcıya götürseniz bilgisayarcı da bunun aynısını yapacak. Mavi ekran hatası aldığınızda şu alt kısımda bir kod çıkıyor. Bu kodu ya bir yere not edin ya fotoğrafını çekin ya kopyalayın. Bir şekilde alın arkadaşlar. Daha sonrasında Google üzerinden araştırın. Zaten Google'a yapıştırdığınızda hatalar çıkacak. İşte forum siteleri vesaire çıkacaktır. Ayrıca Microsoft'un kendine özgü bir destek sisteminin olduğunu birçoğunuz belki de bilmiyorsunuzdur. Bu kodu Microsoft desteğe yazabilirsiniz veya Microsoft'un forumlarına yazabilirsiniz. Mutlaka geri dönüş sağlayacaklardır. Bu hatayı nasıl çözebilirim vesaire diyebilirsiniz arkadaşlar. Onlar size gerekli bilgiyi vereceklerdir. Bazen bu mesaj yanıp sönüyor, tam alamıyorsunuz. Bunun için de arkadaşlar gelişmiş sistem ayarlarına gelerek bu kısımdan otomatik olarak yeniden başlatın tikini kaldırmanız gerekiyor. Bunu kaldırdığınızda daha uzun bir ekran süresi alacaksınızdır kodu daha rahat yazmanızı sağlayacak. Bir diğer adım olarak arkadaşlar sizlerle sistem bakımımızı çalıştıracağız. Bu adımı zaten birçoğunuz biliyorsunuzdur fakat bilmeyen kişiler için kısaca değinmek istiyorum. Sistem bakımını bilgisayarınızda farklı sorunlarla karşılaştığınızda da çalıştırabilirsiniz. Yani tamamen Windows sisteminin bakımını yapan sorunları çözmeye çalışan bir programdır. Zaten Windows'da yüklü geliyor. Denetim masamıza geliyoruz. Ardından Buradan sorunları giderme yazarak şu üst kısımdan tüm kategorileri göster işaretledikten sonra sistem bakımını çalıştır diyoruz. Bu bakım çalışıyor. Herhangi bir sorun varsa buluyor. En azından çözmenize yardımcı oluyor diyebilirim. Yani sizlere hiç olmasa bir fikir verir. Bunu da hallettikten sonra diğer adımımıza geçebiliriz. Eğer arkadaşlar son zamanlarda yeni bir donanım eklediyseniz veyahut da kaldırdıysanız bunun driverlarına da aynı işlemi yapmanız gerekiyor. Örnek veriyorum, ekran kartınız yanmıştır. Siz çıkartmışsınızdır. Fakat driver hala kuruluysa bu problem çıkartacaktır. Eski driverlarınızı kaldırmayı kesinlikle unutmayın. Bunları tabii ki program kaldır kısmından yapabilirsiniz. İnternette driver nasıl kaldırılır yazarsanız da mutlaka bir şeyler çıkacaktır. Aynı şekilde yeni bir donanım eklediyseniz onun driverlarının da son sürümünün kurulu olduğundan emin olun. Bu arada sistem topladıysanız arkadaşlar bu hatayı almanız muhtemeldir. Çünkü sistemde bazen kartların parçaların uyumuna dikkat etmiyorsunuz. Bu mavi ekran hatası almanıza sebep olacaktır. İşlemciniz, grafik kartınız, her şeyiniz birbiriyle uyumlu olmalı. Buna mutlaka dikkat edin. Özellikle bu konuya değinmişken sizlere bir taktik de vereyim. Sistem toplayacaksanız hazır sistemlere bakın. Ona göre parçaları alın. Örneğin ben bir internet sitesine girdiğimde Orada hazır sistemler karşına çıkıyor. Bunlara girip özelliklerine bakarak oradaki parçaları tek tek ayrı bir şekilde satın alabilirim. Yine daha ucuza denk geliyor. Gidip de kendi kafanıza göre sıfırdan bir sistem kurmayın. Hata alırsınız, problemlerle karşılaşırsınız. Gidin bir yerden inceleyin, bilenlere danışın. Ona göre satın alın arkadaşlar. Bir diğer adım olarak sürücülerimizi güncelleyeceğiz ve güncel tutacağız. Bunun için bilgisayarın üzerine gelip ters tuş yapıp yönet dediğinizde aygıt yöneticisi kısmına geldikten sonra burada tüm aygıtları görüntüleyebiliyorsunuz. Eğer aygıtlar güncel değilse şu şekilde açık oluyor. Buradan ters tuş yaparak sürücüyü güncelle diyebilirsiniz. Hemen güncellenecektir zaten. Herhangi bir şekilde bir şey indirmenize gerek yok. Tüm sürücülerinizi güncelleyin. Eğer hepsi kapalıysa yani bu şekilde düzenliyse güncel olmayan sürücünüz yoktur. Bu kısmı kapatabilirsiniz. Fakat açık kısımlar varsa tek tek sürücüleri güncelleyin. Bu da mavi ekran hatası almanızın sebeplerinden biri olabilir. Bir diğer adımda arkadaşlar birkaç tane onarım işlemi yapmamız gerekiyor. Bunun için son yayınladığım hızlandırma videosuna bakabilirsiniz. Windows sürümünüz ne olursa olsun hepsi zaten aynı. Onu da şu anda kartlara bırakıyorum. Ekranda da fotoğrafını görüyorsunuz zaten. Teknoloji Windows 11 hızlandırma yazarak aratabilirsiniz. O videomda yaptığım çoğu şey bilgisayarınızın onarımına odaklı. Yani bilgisayar onararak performans arttırmanı hedefliyoruz. Eğer bu işlerden anlıyorsanız videoyu izlemenize gerek yok. Size burada ne yapacağınızı söyleyeceğim fakat videonun uzanması adına göstermeyeceğim. Öncelikle arkadaşlar disklerinizi temizleyin onların en iyi duruma getirin. Yani videoda anlattığım gibi disklerin üzerine gelin ters tuş yapıp onların. Daha sonrasında msconfig hizmet ayarlarını yapın arkadaşlar bildiğiniz gibi çalıştır üzerinden gidiyorduk. Gerekli güncelleştirmeleri yapın ve en iyi performans ayarlarına getirin bilgisayarınızı. Bu şekilde mavi ekranı bir nebze engelleyebilirsiniz. Bir nebze önleyebilirsiniz. Bir nebze hatayı çözebilirsiniz. Bu adımların ne anlama geldiğini bilmeyen arkadaşlar da gidip o videomu izlerlerse anlayacaklardır. O videomdaki işlemi tek tek yaparsanız bilgisayarınızı büyük oranda onarmış olursunuz. Bir diğer adımda IP ayarlarımızı düzenleyeceğiz. Bunu CMD üzerinden yapabiliriz arkadaşlar gelip kayıt defteri yazarak yönetici olarak çalıştırabilirsiniz veyahut da CMD'de yazarsanız da aynı program geliyor zaten. Bunu yönetici olarak çalıştırdıktan sonra buradaki kodları teker teker çalıştırmanız gerekiyor. Yani birini yazın, enter'layın, o işlem tamamlansın. Sonra diğerini yazın, yine enter'layın. O işlem de tamamlansın. Bu şekilde hepsini yazın. Bu kodlar da IP ayarlarınızı düzenleyecektir. Bir diğer adım da güncelleme yapmak arkadaşlar. Windows'da maalesef bu sorun güncelleme yapmadığınızda da gelebiliyor. Zaten Windows'un güncellemeleri daha kararlı hale getirmek amaçlı yapılıyor. Tabii ki sadece Windows değil aslında diğer programlarda bu şekilde. Windows 7 ve Windows 8.1'de maalesef güncelleme özelliği yok. Yani güncellemeler kalktı. Fakat Windows 10 ve Windows 11'de rahatlıkla güncelleştirme yapabilirsiniz. Bilgisayarınızı güncel tutmaya özen gösterin. Sağda soldaki hurafelere inanmayın işte bilgisayarımı güncelledim yavaşladı vesaire böyle şeyler söz konusu değil arkadaşlar. Güncelleme her zaman iyidir. Bakın Windows 11 Windows 10'a göre daha yavaş çalışabilir, daha hızlı olabilir, daha kararlı olabilir. Oraları olabilir ama bir güncelleme sürümü diğer güncelleme sürümünden daha kötü olamaz. Yani işte Windows 10'un birinci güncellemesi iyiydi, ikinci güncellemesi kötü vesaire bu söz konusu olamaz arkadaşlar profesyonel olmayan kişiler bazen bunu söyleyebiliyorlar. Yani internet ortamında hiç denk gelmedim ama normal günlük hayatta bazen denk geliyoruz. İnanın bu konuyu ben söylemiyorum. Profesyonel arkadaşlara da sordum. Onlar da aynı şekilde söylüyorlar. Güncellemelere özen gösterin. Eğer Windows 7 ve Windows 8.1 kullanıyorsanız ki bu benim de önerdiğim bir şey değil. Çünkü bu yıllarda Windows 7 ve Windows 8.1'in kullanmanın pek mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Bilgisayarınızın desteklediği en üst Windows sürümüne çıkmanızı öneriyorum. Zaten Windows güncellemeleri bildiğiniz gibi ücretsiz oluyor. Windows 10 ile 11'de kalmanız size daha fayda sağlayacaktır. Windows 10'daysanız Windows 11 yüklemenize pek gerek yok. Fakat Windows 8.1'deyseniz ona geçmenizi öneriyorum. Tabii ki eğer sisteminiz destekliyorsa aynı şekilde 7 kullanıyorsanız yine ona geçmeniz güzel olacaktır. Sisteminiz desteklemiyorsa bu söylediklerimi yapmanıza hiç gerek yok. Boşu boşuna sisteminizi yormayın. Sisteminiz yorulduğunda da mavi ekran hatası alacaksınızdır. Bu yüzden düzeltelim derken daha da bozmayalım. Sisteminiz yeterli ise güncellemeyi mutlaka yapın. Sisteminiz yeterli değilse yapmanıza gerek yok. Güncellemeden kastım Windows sürümünün yükseltilmesi. Bir diğer adımda arkadaşlar BIOS ekranımıza girmemiz gerekiyor. Bunun nasıl girileceğini şöyle kısaca anlatayım. Bilgisayarınızı yeniden başlatıyorsunuz ve bilgisayarınız çalışmaya başlarken o başladığı saniye F2 tuşuna basmaya başlıyorsunuz. Tabii ki bu F2 olmayabilir. Genellikle laptoplarda F2 oluyor. F11 olabilir, F12 olabilir. Anakartınıza göre değişen bir durum. Ben bir doyu editlemeden önce bakarım tek tek işte hangi anakartta hangi şey. Onu ekrana yansıtmaya çalışırım. Fakat genel olarak F2, F11, F12, F8 olabiliyor. Bu tuşlar arkadaşlar bilgisayarınız açılırken devamlı bas çek yapıyorsunuz. BIOS ekranını görene kadar elinizi kaldırmayın herhangi bir şekilde ses gelebilir. Yine de işlemi garanti altına alın ve BIOS ekranının karşınıza çıkmasını bekleyin. Daha sonrasında arkadaşlar tabii ki her BIOS ekranı farklı olabilir. Ben kendi BIOS ekranım üzerinden anlatıyorum. Fakat genellikle hep aynı yerde olur. BIOS ekranımıza geldikten sonra Exit kısmına geliyoruz yani çıkış kısmına geliyoruz. Burada arkadaşlar bir kısım oluyor. Load Default Settings diye. Yani varsayılanları geri yükle demek. Eğer BIOS'unuzda kötü bir değişiklik olduysa da mavi ekran hatası almanızı sağlayacaktır. Varsayılan ayarları geri yükleyerek bunu engelleyebiliriz. Buna tıklatıyorsunuz arkadaşlar, onaylıyorsunuz. Daha sonrasında kaydet ve çık işlemini yapmanız gerekiyor. Bunun için her boyası da bir kısa yol tuşu olur. Bendeki de bu şekilde. Sizlerde de mutlaka sağda solda altta üstte yazacaktır. Yazmıyorsa bile zaten buradan direkt kaydet çık tuşuna tıklatarak kaydedip çıkabilirsiniz. Gayet basit bir işlem bu adımda yaptıktan sonra hala arkadaşlar mavi ekran hatası almaya devam ediyorsanız tek bir çözüm yöntemi kalıyor. Bu da son adımımız. Yöntemimiz format atmak olacak. Çünkü hatayı Windows'un bozuk dosyalarından kaynaklı alabilirsiniz veyahut da korsan bir Windows indirdiyseniz bundan dolayı bu hatayı alıyor olabilirsiniz. Windows'u Windows'un sitesinden indirmeye özen gösterin. Çünkü farklı güzel siteler var fakat siz bu güzel sitelerden indireyim derken Kötü olan sitelerden de indirebilirsiniz yani korsan sitelerden de indirebilirsiniz. Bunun için direkt Microsoft'un orijinal sitesine giderek Windows sürümünüzü indirin ve bunun üzerinden format atın. Zaten format USB'si hazırlamayı da geçen videoda göstermiştim. Oradan rahatlıkla USB'nizi hazırlayıp güzel bir format atabilirsiniz. Format atmak aslında bu yöntemler arasında birazcık daha iyi bir yöntem diyebilirim. Yani birazcık daha kolay ve kesin bir yöntem yazılımsal sorunları tamamen devre dışı bırakacaktır, tamamen çözülmesini sağlayacaktır. Eğer yazılımdan kaynaklanıyorsa emin olun bu adımdan sonra %100 çözülecektir. Yani %99 bile değil %100 format işleminden sonra aynı hatayı almaya devam ediyorsanız problem tamamen donanımdan kaynaklanmaktadır. Bir ekran kartınız yanmış olabilir, RAM'iniz yanmış olabilir, bir şeyde bir sıkıntı olabilir, sorun hard diskinizde olabilir. Bu konuda dediğim gibi gidip Windows destekten ve Windows forumdan destek almayı unutmayın. Onlar zaten bu kodların ne anlama geldiğini biliyorlar. Sizlere yardımcı olacaklardır. Hatanın neyden kaynaklandığını söyleyeceklerdir. Direkt gidip bir bilgisayarcıya götürdüğünüzde arkadaşlar oradaki söylenen şeye de kör körüne inanmayın. Ben geçmiş yıllarda daha bu konular hakkında bilgim yokken bilgisayarımı bir bilgisayarcıya götürmüştüm. Yine mavi ekran sebebiyle tabii ki kendisi bana işte hard diskten falan kaynaklandığını söyledi. Fakat böyle bir şey meğerse söz konusu değilmiş. Ama kart kaynaklıymış sorunum. Bu gibi durumlarda 3-4 tane bilgisayarcıya gidin hepsine ayrı ayrı sorun. Ve hangisi daha ucuz fiyat verirse ona gidin ve hepsi aynı hatayı söylüyorsa bundan emin olabilirsiniz. 3 tanesi bir hatayı, biri farklı bir hatayı söylüyorsa o biri mutlaka yanlıştır. Yani bu şekilde kendinizi ayarlayabilirsiniz. Umarım videom faydalı olmuştur. Umarım hoşunuza gitmiştir. Aşağıdan kanalıma abone olarak bildirimleri açmayı unutmazsanız sevinirim. Mavi ekran herkesin alabileceği bir hata Windows kullanıcıların hepsi şu ana kadar mutlaka almıştır. Kendinizi kötü hissetmeyin. Boş yere sinir olmayın arkadaşlar. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.